Fatih Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri her zaman, burada her efendim. Zaman. Bu güzel röportajımıza da öncelikle bir Fatih Bey'i tanıyarak başlayalım. Sizleri tanıyalım, bu sektörle tanışmanız. Tabii ki ben Fatih Bülbül. Sektörle tanışmam, bizim bir aile firmamız vardır. Babam kurucusudur, Adem Bey. Yaklaşık 40 yıllık bir firmayızdır. Ben firmanın ikinci neslinin en küçük üyesi olabilirim. İkinci kuşaklardan birisisiniz. Evet, ikinci kuşağın en küçüğüyüm diyebilirim. Evet, buradan babaya da abiye de selamlarımızı gönderelim. Adem Bey'i baba, abinin ismi neydi? Bilal. Bilal Bey, Adem Bey. Hilal, ablam da Hilal. Adem, Bilal, Hilal. Hepsine selamlarımızı, saygılarımızı buradan gönderelim. Bir aile şirketi olarak herkes sırt omuz omuza vermiş, mücadele ediyor diyebiliriz. Zamanında babam emek gösterip kurmuş, bize devam ettirmeye çalışıyoruz diyebiliriz. İnşallah bu ona da layık olmaya devam edersiniz diyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Neler yapıyoruz? Biraz firmadan bahsedebilir miyiz? Kuruluş tarihi nedir? Hizmetlerimiz nelerdir efendim? Tabii ki biz yaklaşık 40 yıllık bir firmayız. Hizmet ettiğimiz sektör baskı sektörü olur. Yani bunu açıklayacak olursam, emprime baskı boyaları ve bunu basan makineler üzerinde üretim yapıyoruz. Yaklaşık 40 yıllık bir firmayız dediğim gibi. Bunun dışında 5 ülkede yerimiz var. Burada görebilirsiniz İstanbul, Amerika, Mısır, Özbekistan, Rusya gibi şubelerimiz bulunmakta. Kimisi 10 yıllık, kimisi 20 yıllık değişebiliyor. En son kurduğumuz şubemiz Amerika şubesi. Mutlu oluyorsunuzdur, gurur da duyuyorsunuzdur tabii bu durumdan. Ki. Çünkü tamamen yurt dışı olmuş oluyor bu da. Tabii ki. Yani babamız burada kurmuş yerli olarak. O da yurt dışına başlamış bazı yerlere. Biz bunu alıp dünyanın bir diğer kısımlarına yaymaya çalışıyoruz. Yani bütün dünyayı kendi markamızı tanıtmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Harika. Peki bu başarının ve istikrarın sırrı? Yani hizmet verirken dikkat ettiğiniz hususlar. Çünkü zor da bir iş, hataya değer yok. Bizimkisi birazcık emek işi diye geçer. Çünkü baskının her bölgesi, baskının yani basarken ayrı bir teknik vardır, boyayı yaparken ayrı bir teknik vardır. Bunların ikisini beraber uygularken bambaşka bir teknik vardır. Bunları bilmek gerekiyor. Sabır istiyor, tabii tecrübe ki. İstiyor. Tabii ki. Okulda genelde bazı bölümler öğretilir ama bizim iş genelde işleyerek. Sağda, sağda pratiktedir. Pratikte öğrenilir. Öyle bir sektörümüz var. Kullanılan malzemeler de sanırım önemli bu noktada. Tabii Fatih ki. Bey. Boya olarak, makine olarak üstün kalitede bir makine ve boya üretirseniz eğer, yani müşterinizin karşısında belinizi bükmeyecek bir eşyayla giderseniz bir sorun olacağını düşünmüyorum. Evet, yani çünkü bizim de asıl hedefimiz bu. Yapılan işin arkasında durmak, tabii, üretmiş tabii. olduğumuz bütün her şeyin arkasında durmak. Tabii, bunlar tabii. önemli konular aslında. Çok da seviyorsunuz ama mesleği. Aslında çekirdekten yetiştiniz. Şöyle baktığınız gibi, zaman beri. Çocukluktan beri geliyordunuz, gidiyordunuz. Yani okullar buralar... yaz tatiline girerdi, evet. herkes tatile giderdi, biz iş yerine giderdik. Depoda artık... çalışırdık, üretimde çalışırdık, sonra pazarlamaya çıktık derken serüven burada. Buralara kadar geldik. Şimdi dış pazarlama ve iç pazarlamaya bakıyorum. Evet, başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkür Başka ederim. Programlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Sağ olun.